Oynadığı takımlarda her ne kadar yıldız olarak anılmasa da takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başarmış bir isim. Arsenal kadrosu için Patrick Vieira neyse, oynadığı takımlar için de o aynı şeyi ifade ediyordu. Milli formamızı giyerek Türk futboluna çığır açan, futbolculuk kariyerinin 9 yılını ülkemizde geçiren ve şu anda Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda görev alan Mehmet Aurelio'nun hikayesi şimdi sizlerle. Son yıllar Türk futbolunun efsane orta sahalarından biri olan Mehmet Aurelio, 15 Aralık 1977'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan bu küçük Brezilyalıya Aurelio ailesi Marco adını verdi. Böylece tam adı Marco Aurelio Brito dos Prazeres oldu. Tabi Türkiye ile beraber adı dahil değişerek bizden biri olmadan önce. Futbola Bangu kulübünün altyapısında başladı. 2 yılı bu kulüpte geçirdikten sonra Brezilya'nın en köklü kulüplerinden Flamengo'ya transfer oldu. Flamengo'da o dönem Aurelio'nun idolü olan Romario da forma giyiyordu ve genç futbolcu bir efsane ile beraber oynama şansı yakalıyordu. Ardından Ocak 2001'de Olaria takımına transfer oldu. O dönem Trabzonspor başkanı olan Özkan Sümer ucuz ve yetenekli futbolcular bulmak için 24 Mart 2001'de 10 günlüğüne Brezilya seyahatine çıktı. Olaria takımında izlediği Aurelio'yu çok beğenen Özkan Sümer, 2001 yazında Marco'nun da içinde bulunduğu 4 Brezilyalıyı kadrosuna kattı ve bu 4 oyuncu için bonservis bedeli olarak sadece 730 bin dolar ödedi. Aurelio'nun yıllık ücreti ise sadece 200 bin dolardı. Diğer 3 transfer Türkiye'de kalıcı olamasa da Türkiye, Aurelio'nun evi ve vatanı olacaktı. Süper Lig'e İnönü deplasmanında galibiyetle başlayan ve ilk 3 haftayı 9 puanla lider kapatan Bordo Mavili ekipte haftalar ilerledikçe işler kötü gitmeye başladı. Sezon tamamlandığında Karadeniz ekibi küme düşen Rizespor ve Antalyaspor'dan sadece 3 puan daha fazla toplayabilmişti. Takımı adına kötü geçen sezonda Marco Aurelio ilk 11'in değişilmez isimlerinden olmuş ve performansıyla herkesin beğenisini toplamayı başarmıştı. Ligde 33 karşılaşmaya çıkan Aurelio bu maçlarda 9 gol ve 3 asistle 12 gole direkt katkı sağlamıştı. Sonraki sezon Trabzonspor için daha iyi bir yıl olacaktı. Süper Lig'i şampiyonluk yarışının uzağında 7. sırada bitirse de Bordo Maviller Türkiye Kupası finalinde Gençler Birliği'ni 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Aurelio için de bu kupa Türkiye'de kazanacağı kupaların ilkiydi. Aurelio sezon boyu ligde ve kupada toplam 36 maça çıktı ve 6 golle sezonu noktaladı. 2002-2003 sezonunu kötü bir performansla 6. sırada bitiren Fenerbahçe transferde hareketli bir dönem geçirdi. Van Hooijdonk, Luciano gibi iyi oyuncuları kadrosuna katan sarı lacivertli takım, Trabzonspor'da 2 iyi sezon geçiren ve sözleşmesi biten Marco Aurelio'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına ligin ilk haftasında oynanan İstanbulspor maçıyla çıkan Aurelio, sezon boyu lig ve kupada 36 maçta forma giydi ve orta sahanın göbeğinde Daum'un göz bebeği oldu. Sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 41 puan topladı ve ard arda puan kaybeden Beşiktaş'tan 23. haftada aldığı liderliği bırakmayarak şampiyon oldu. Böylece Marco, Trabzonspor'da yaşadığı kupa şampiyonluğunun ardından lig şampiyonluğu sevinci de yaşıyordu. 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe, 6. haftada aldığı liderliği sezon boyu sürdürerek şampiyonluğa ulaşırken Aurelio, 34 maçın 33'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Sadece sarı kart cezalısı olduğu için Galatasaray deplasmanını kaçırsa da istikrarlı görüntüsüyle takdir topluyordu. Ön libero olmasına rağmen 2 gol 7 asistle 9 gole katkı sağladı ve hücum yönünün de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester United, Lyon ve Sparta Prag takımlarıyla mücadele eden sarı lacivert takım 3 galibiyet 3 mağlubiyet sonunda topladığı 9 puanla UEFA Kupası'nda yoluna devam ediyordu.
UEFA Kupası 3. turunda Real Zaragoza'ya elenerek o sezon Avrupa macerasına nokta koyan Fenerbahçe'de Marco Aurelio da ilk Şampiyonlar Ligi deneyimini yaşamış oldu. Aurelio'nun Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda orta sahanın ortasında onunla beraber aynı süreyi alan başka bir oyuncu olmadı. Beraber en çok Selçuk Şahin'le oynadıysa da Selçuk değişilmez oyuncu olmayı başaramadı. 2005-2006 sezonun başında Stefan Apya transfer edilince Aurelio da beklediği partneri bulmuş oldu. Sezon boyu lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi dahil toplam 40 maça beraber ilk 11'de başladılar. Aurelio tüm kulvarda 45 maça çıkarken 5 gol 5 asiste 10 gole direkt katkı sağladı. Lig boyu Galatasaray'la çekişen Fenerbahçe, lider girdiği son haftada düşmemek için puan alması gereken Denizli Spor ile berabere kalınca Kayseri Spor'u yenen Galatasaray'a şampiyonluğu kaptırdı. Aurelio futbolculuk kariyerinde en üzüldüğü maç için Denizli Spor maçını söyleyecekti yıllar sonra. Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'a uzatmalarda kaybeden Sarı Lacivertli ekip sezonu kupasız tamamladı. Aslında son düzlüğe kadar iyi geçen yılda kaçan şampiyonluk ve kaybedilen kupa finali takımda travmaya sebep oldu. Teknik direktör Daum ile yollar ayrıldı ve yerine Zico getirildi. Anelka, Bolton Wanderers'a satıldı. Nobre ve Luciano gibi önemli oyuncularla da yollar ayrıldı. Bir sonraki sezon Fenerbahçe 100. yılını kutlayacağı için mutlak şampiyonluk parolasıyla önemli transferler yaptı. Sao Paulo'dan Lugano, Atletico Madrid'den Kejman, Sporting Lisbon'dan David ve Beşiktaş'tan Tümer Metin alınarak kadro güçlendirildi. Türkiye'de en az 5 yıl forma giymiş futbolcuların Türk vatandaşlığına geçebilmesine ilişkin kanunun çıkmasıyla beraber Marco Aurelio 23 Haziran 2006'da vatandaşlık başvurusunda bulundu. 20 Temmuz'da başvurusu onaylandı ve Mehmet ismini alarak Türk vatandaşı oldu. Aynı gün Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin de yardımıyla Mehmet Aurelio'nun Türk milli takımında oynayabilmesi için ihtiyacı olan uygunluk belgesini almak için FIFA'ya başvuruda bulundu. Bir hafta sonra 27 Temmuz tarihinde başvurunun kabul edildiği açıklandı. Artık Mehmet Aurelio milli takım formasıyla da sahaya çıkabilecekti. Her konuda fikir ayrılığına düşmeyi başaran Türk milleti Aurelio konusunda da yine ikiye ayrılıyordu. Bir kısmı milyonlarca Türk genci varken orta sahada oynayacak adam mı bulamıyorlar da Aurelio'yu çağırıyorlar derken bir kısmı da diğer ülkeler bu hakkı kullanırken biz neden kullanmayalım? Aurelio milli takımda olmalı fikrini savunuyordu. Tüm bu tartışmaların gölgesinde ilk kez milli takım formasını Lüksemburg ile oynanan dostluk maçında giydi. Mehmet Aurelio böylece Türk milli takımında forma giyen ilk yabancı asıllı futbolcu olarak tarihe geçiyordu. Milli takım formasıyla ilk golünü de 12 Eylül 2007'de Macaristan'a attı. 2006-2007 sezonunda Aurelio toplamda 47 maçta forma giydi ve 4 gol 3 asistle sezonu tamamladı. Fenerbahçe lig sonunda şampiyonluğa ulaşırken Mehmet Aurelio da 3. kez lig şampiyonluğu sevinci yaşıyordu. Sezon başında Beşiktaş ile Süper Kupa'da karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi olurken bu kupa Aurelio'nun Türkiye kariyerindeki 5. kupası oldu. Ayrıca aynı sezon oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş'ta karşılaşan Fenerbahçe'de Aurelio ve Ricardinho maç içerisinde birbirine giriyor, tartışma maçın ardından saha dışında da devam ediyordu. Annesine küfrettiğini iddia ettiği Ricardinho'ya saldıran futbolcu 2 maç ceza aldı. Yıllar sonra bu olaydan pişman olduğunu, daha olgun davranması gerektiğini itiraf edecekti. 2007-2008 sezonuna lige mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe, sonraki 2 maçı kazansa da üst üste 3 beraberlik alarak 6 haftanın sonunda lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. Ligde işler iyi gitmezken, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sarı Kanarya evinde Inter'i David'in golüyle yenerek Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Süper Lig'in geri kalanında iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, 27. haftada Kasımpaşa'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ancak şampiyonluk düğümünün çözüleceği 32. hafta karşılaşmasında ezeli rakibi Galatasaray'a Ali Samyen'de 1-0 yenilerek liderliği rakibine kaptırdı ve sonrasında da geri alamadı. Ancak o sezon her zaman Şampiyonlar Ligi macerasıyla hatırlandı. Gruplarda 11 puan toplayan Sarı Kanarya, Inter'in ardından ikinci olarak tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma başarısı gösterdi.
Sarı lacivertli ekip son 16 turunda Sevilla'yı penaltılarla eledi ve çeyrek finalde Chelsea'nin rakibi oldu. Fenerbahçe unutulmaz ilk maçta İngiliz rakibini 2-1 yenerken ilk golü atan Kazım'a asisti Mehmet Aurelio yaptı. Sarı Kanarya rövanş maçında 2-0 mağlup olarak çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyordu. Sezon sonunda sözleşmesi biten Mehmet Aurelio opsiyonunu kullanmadı ve Real Betis'e transfer oldu. 2008-2009 sezonunda 33 maçta forma giyen Aurelio 4 gol 2 asistle sezonu tamamladı. Son 6 karşılaşmada sakatlığından dolayı forma giyemedi ve takım bu maçlarda sadece bir galibiyet alabildi. 42 puanda kalan Real Betis 18. olarak ligden düştü. Sonraki sezonun başında diş sakatlığıyla boğuşan Aurelio 19'u ilk 11 olmak üzere 26 maça çıkabildi. Tekrardan Türkiye'ye dönmek isteyen Mehmet Aurelio'ya Fenerbahçe'den transfer teklifi gelmeyince siyah beyazlar talip oldu. Ben Schuster'in isteğiyle transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş'ta geçirdiği ilk sezonda toplamda 35 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asistle takımına katkı sağladı. O sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Aurelio da Türkiye'deki 6. kupasını kazanmış oluyordu. Sonraki sezon sakatlıklar peşini bırakmadı ve 19 maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyebildi. Sezon sonu sözleşmesi yenilenmeyen Mehmet Aurelio 8 ay boşta kaldıktan sonra 1 Mart 2013'te eski takımı Olaria ile anlaştı. Mayıs 2013'te 36 yaşındayken kariyerine nokta koydu. Günümüzde UEFA A lisansı bulunan Aurelio ilk olarak 2013'te Kayseri Erciyesspor'da antrenörlük kariyerine başladı. Sonrasında Bilecik Spor, Kasımpaşa ve Göztepe'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra İzmir ekibinde kısa süre teknik direktörlük görevini de üstlendi. Mehmet Aurelio 28 Ekim 2016'da eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor'un teknik ekibine katıldı. 2 yıl burada çalışan Aurelio 2018 Eylül'ünde Sakaryaspor'dan ayrıldı. Sonrasında kısa bir süre Çorumspor'da teknik direktörlük yaptı. 29 Mayıs 2020'de 5 yıl boyunca formasını giydiği, 2008'de futbolcu olarak ayrıldığı Sarı Lacivert kulübe antrenör olarak 12 yıllık aranın ardından geri döndü. Türk futbolunda ilerleyen yıllarda birçok devşirme futbolcu gördük ama Mehmet Aurelio bizim için bir ilk olduğundan onun yeri her zaman daha farklı. Videoyu sonuna kadar izleyenlerden de bir ricam olacak. Yorumlar kısmına bizden biri yazarsanız çok sevinirim. Bu sayede videoyu sonuna kadar kaç kişi izlemiş biraz daha net görme şansımız olacak. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşçakalın.